Güzellik, toplumdan topluma değişiklik gösteren bir kavramdır. Bu yüzden insanlar da kendi toplumlarının güzellik anlayışına göre dış görünüşlerini şekillendirmektedirler. Bugün de sizlere farklı toplumların değişik güzellik anlayışlarından bahsedeceğiz. Çin. Çin'de yüzyıllar boyunca zenginlik ve statü göstergesi olarak lotus ayak geleneği uygulanıyormuş. Kadınlar daha güzel görünmek için çok küçük yaşlardan itibaren ayaklarını bandajlamak ve küçük ayakkabılara sığdırmak zorunda kalıyorlarmış. Hatta lotus ayaklar için küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemikleri kırılıyor ve ayak büyümesi engelleniyormuş. Geçmişte küçük ayakta olan kadınların güzel olduğu algısı olduğu için ve daha iyi eş bulabilmek için kadınlar bu yola başvuruyorlarmış. 1000 yıl sürdüğü tahmin edilen Çin geleneğinin aslında bir işkence yöntemi olduğunu söylesek yanlış olmaz. 2. Tayland. İnce ve uzun boyuna sahip olmayı Taylandlılar biraz abartmış gibiler. Tayland'ın kuzeyinde yaşayan bir kabile kadınları güzel görünmek için boyunlarına halkalar takıyorlar. Bölgede yaşayan yerli halk insanının boynu ne kadar uzun olursa o kadar güzel görünür düşüncesine sahipler. Bu yüzden 5-6 yaşındayken başlanan halka takma geleneği her yıl yaş arttıkça halkaların çoğalmasıyla devam etmekte ve kabile kadını hayatı boyunca yaklaşık 20 halka takmaktadır. 3. Hindistan. Hindistan'ın Ziro Vadisi'nde küçük bir köyde yaşayan Apatani kabilesi kadınlarının en büyük özelliği burunlarının 4 delikli olması. Kabilede kız çocukları doğar doğmaz burunlarına delik açılıyor ve burnun her iki tarafına yukarıya doğru açılan deliklere birer tıkaç takılıyor. Kabile kadınlarının bunu yapmalarının en büyük sebebi güzel görünmek değil, aksine çirkin görünmekmiş. Apatani kadınları komşu kabile erkeklerine çirkin gözükmek için yıllarca böyle süslenmişler. Son yıllarda delik açılması sırasında kapılan enfeksiyon nedeniyle bazı kızlar hayatını kaybetmiş ve bu nedenle hükümet geleneği yasaklamıştır. 4. İran. İran'daki kadınlar ve erkekler yalnızca güzellik sebebiyle değil, toplumda belli statüde insanların sahip olduğu burun uğruna çeşitli cerrahi operasyonlar geçirmektedirler. Çünkü İran'da zenginliğin, zekanın, kültürün, güzelliğin simgesi küçük ve düz burunlardır. Aynı zamanda İran'da yüzdeki cerrahi operasyon bantlarının çok seksi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden ameliyat olmasalar da ya da ameliyatları çoktan iyileşmiş bile olsa burunda bandaj taşıyan insan sayısı İran'da çok fazla. Peki sizce böyle bantlarla dolaşmak insana seksilik katıyor mu? 5. Mursi kabilesi. Etiyopya'nın Mursi kabilesinde de önceki ülkelerde olduğu gibi oldukça garip bir güzellik anlayışı vardır. Etiyopya'daki bu kabileye göre kızların alt dudaklarındaki bu diskler ne kadar geniş olursa kızların sosyal statüleri de o kadar yüksek olurmuş. Aynı zamanda bu kabile sosyal statüsü yüksek olan kızlara daha çok çeyiz vermektelermiş. Kabiledeki diğer bir inanış ise kötü ruhların ağızdan girebileceği inanışıdır ve kızlar bu diskler sayesinde kötü ruhlardan korunmaktadırlar. 6. Amerika. Amerikalılar ise güzelliği sarı saçlarda ve mavi gözlerde bulmuşlar. Aynı zamanda Amerikalılar için kadınların kalçaları ve göğüsleri de büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kadınlar kalçalarını ve göğüslerini büyütmek ve insanlara güzel görünmesini sağlamak için bazı cerrahi operasyonlar geçirmektedirler. Bildiğiniz gibi Nicki Minaj, Jennifer Lopez ve Kim Kardashian gibi ünlüler de dünyada büyük kalçalarıyla anılmaktadırlar. 7. Moritanya. Moritanya'da çok kilolu değilseniz erkeklerin dikkatini çekme ihtimaliniz yok denilecek kadar azdır. Moritanya'da kadınlar sırf istenilen kilolu görünüme sahip olabilmek için kilo alabilecekleri özel çiftliklere giderek kilo almaya çalışmaktadırlar. Öyle ki zayıf kızlar güzellik için yemek yerken fenalık geçirebiliyorlar. Peki kimler güzelliğin şişmanlık demek olduğu Moritanya'da yaşamak isterdi? 8. Güney Kore. Kalp şeklinde bir yüze sahip olmak Güney Kore'de güzelliğin altın kuralıdır ve kadınlar bu yüz şekline sahip olabilmek için çeşitli operasyonlar geçirmektedirler. Bu yüzden Güney Kore'de plastik müdahaleler artık normal kabul edilmektedir. Öyle ki Güney Kore'ye adım attığınız anda her yerde insanların görünüşlerini değiştirmek için estetik merkezlerinin reklamlarını görebilirsiniz. Son olarak Kore'de çene operasyonu en çok yapılan ameliyatlardan birisidir. 9. Japonya.
dünya genelinde yamuk dişler gülümsemeyi ve görüntüyü bozduğu için istenmeyen bir özelliktir. Japonlar ise bu genellemenin oldukça dışında bir ülkedir. Çünkü Japonya'da yamuk diş gençlik belirtisi olarak görülmektedir. Dünyanın büyük bir çoğunluğu yamuk dişlerini düzelttirseler de Japonlar doktora gidip kendilerine yamuk diş yaptırmaktadırlar. 10. Finlandiya. Listemizin son sırasında ise Baltık ülkesi Finlandiya var. Bu ülkede güzel kadın anlayışı ise doğallıktan geçiyor. Finlandiyalılara göre güzel bir kadın açık tenli ve doğal olmalı. Yani ekstra bir şeyler yapmamalıdır. Genelde açık tenli, renkli gözlü, sarışın veya kızıl olan Finlandiya kadınlarının güzel görünmek için zaten pek de bir şey yapmalarına gerek yok. Sizce de öyle değil mi?